Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda pivot table var. Hadi örneğimize geçelim. Excel dosyamda büyük miktarda verim var. Fakat herhangi bir veri yığınına pivot table uygulayabilmek için 3 tane koşulu sağlamamız gerekiyor. Bunlardan birincisi ilk satırda başlıkların yer alması. İkincisi satır ve sütunlarda boşlukların olmaması. Üçüncü ise satırlarda alt toplam toplam gibi ara işlemlerin yapılmıyor olması. Mevcuttaki listemin buna uygun olup olmadığına bakalım. İlk kuralımız neydi? İlk satırda başlıkların yer alması. Bakalım. Evet, ilk satırda şurada başlıklarım var. İkinci kural satır ve sütunlarda boşluğun olmamasıydı. Sütunlardakini zaten hemen görebiliyoruz kolaylıkla. Sağ tarafa doğru bakalım, başka var mı? Evet, yokmuş. Sütunlarda ise ilk satıra geliyorum. Shift CTRL ile alt tuşuna basıyorum. Yani alt oka basıyorum. En alta geliyorum. Ve buradayken biraz daha aşağı doğru ilerleyelim. Başka bir sütunum yokmuş diyorum. Hemen geri yukarı çıkalım. Herhangi bir hücreye geldim. Shift CTRL ile yukarı oka bastım. Ve tekrardan listemin başına geldim. Son koşulumuz neydi? Alt toplam toplam gibi işlemlerin yer almamasıydı. Mevcuttaki listemde o yok. Şimdi artık pivot table'a geçebiliriz. Fakat geçmeden önce ufak bir detay daha aktarmak istiyorum. Burada listenizi tablo olarak biçimlendirirseniz pivot table'a geçtiğinizde daha rahat edeceksiniz. Bu ne için önemli? İleriki bir zamanda satır ya da sütun eklediğinizde Excel otomatik olarak pivot table'ı güncellemeyecektir. Ama bunu tablo olarak biçimlendirip o şekilde pivot table yaparsanız tablonuzda, yani mevcuttaki sayfanızda bir değişiklik yaptığınız zaman dinamik olarak pivot table da bundan etkilenecektir ve dataları otomatikman çekecektir. Tablo olarak biçimlendirme işlemini nasıl yapıyorduk? Herhangi bir hücreye geldim ve şurada format as table var. Buna tıklıyorum. Buradaki seçeneklerden istediğinizi seçebilirsiniz. Bir tanesini seçtim. OK'ye bastım. Artık listemi tablo olarak biçimlendirmiş oldum. Şimdi pivot table'a geçebiliriz. Herhangi bir hücreye gelip tıkladım. Insert'e geldim. Pivot table ile alakalı iki tane alan var burada. Biri Excel herhangi bir şekilde bir şey yapmıyor. Direkt siz her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Diğeri ise Excel'in bize daha önce önermiş olduğu bazı pivot table'lar var. Onları açabilirsiniz. Ben Excel'in önermiş olduklarından başlayacağım. İkisi arasında zaten çok büyük bir fark yok. Zaten kendiniz de oluşturabiliyorsunuz. İşlemleri hızlandırmak adına bunu açıyorum. Excel bizim için birkaç tane burayı örnek açmış. En üsttekine gelip OK'ye basıyorum. Fark ettiyseniz sayfam değişti. Bunu Excel kendi yaptı. Şurada Sheet 1'deki sayfama hiç dokunmadı. Verilerim olduğu gibi duruyor. Başka bir sayfaya kendisi pivot table'ını getirdi. Ve pivot table'ını getirirken de şöyle bir tablo oluşturmuş. Ona bakalım. Satırlarım var. Satırların içerisinde bölgeler var. Ve yan tarafta da eski fiyatlar varmış. Ve fark ettiyseniz sağ tarafa şöyle bir alan açtı. Bir şu alanı inceleyelim. Bir baktım şurada başlık isimlerim yer alıyor. Yani buradaki isimlerin hepsi benim şuradaki başlıklarım oluyor. Süper, başlıklarım gelip oraya yazmış. Daha sonra aşağı iniyorum. Filtreleme, sütun, satır ve değerlerimi yazacağım bir alan oluşturmuş. Süper. Peki Excel bize nasıl bir örnek sunmuş? Ona bakalım. Satırlara bölgeleri koymuş. Evet, doğru. Şurada satırlarda bölgeler var. Tamam. Daha sonra değer olarak da eski fiyatı koymuş. Pivot table'ımızı genel anlamda bir inceleyelim. Mesela hücrelerden birine girip tıkladığımda yukarıda analiz kısmı ve design kısmı açılıyor. Analize gelelim. Burada birkaç örneğe değineceğim. Ve daha sonra ne varmış burada? Design varmış. Design'a geliyorum. Şurada işte isterseniz burada default'ta mavi olarak çıkıyor. Bunun rengini değiştirebilirsiniz. Ben hani değiştirmek için turuncu yapayım. Ve bakın, pivot table'ımın dışında herhangi bir hücreye gelirsem sağ taraftaki alan kaybolur. Bunu tekrardan aktifleştirebilmek için pivot table'daki herhangi bir hücreye tıklamam yeterli. Oldu ki açılmadı. Yani bunun üstüne geldiğiniz zaman sağ taraf açılmadı. Hani öyle aksaklıklar olabilir. Pivot table analize gelip şuradaki kısmı aktifleştirmeniz yeterli. Yani bakın şunu kaldırıyorum. Pivot table'ın üstüne geliyorum. Ama şu taraf açılmadı. Şunu tekrardan aktifleştirdiğim zaman bu alanda gelecektir. Pivot table'ın içeriğine biraz daha girelim. Mesela burada bazı alanları değiştirelim. İlk olarak dikkatimi şu eski fiyat çekti. Bunu yeni fiyatla değiştirelim. Hani eski fiyata gerek yok diye düşünüyorum. Eski fiyatın tikini kaldırdım. Oradan ayrıldı. Yeni fiyatı ekledim. Burada sadece değer olabilecek olan bu kısım olduğu için yeni fiyata tik koyduğum zaman hemen buraya gelecektir ama sürükleyerek de yapabilirsiniz. Mesela bir şey daha ekleyelim. Burada bölgeler var ya. Bölgelerin içerisinde de il detaylarını görmek istiyorum. Bunun için ili geliyorum. Şuradan bölgelerin altına sürüklüyorum. Bakın her bir bölgenin içeriğinde ili de yer alıyor. Bu da süper. Şimdi satırları ekledim ya, bir de sütunlara bir ekleme yapalım. Burada da markaları görelim. Geliyorum. Şöyle markaları da kalınlara, yani sütunlara ekliyorum. Bana sütunlarda markalarımı da verdi.
Burada fark ettiyseniz şuraya hemen toplamlarını da yazmış oldu. Fakat ben toplamlarını değil bunların ortalamasını da görmek istiyor olabilirdim. Bunun için de şurada sağ tarafta bir ok var. Buna basıyorum ve Value Field Settings var. Buraya geliyorum. Burada bana şey diyor şu kısımda. İşte sen bunları toplayacak mısın yoksa sayacak mısın? Ya da maksimumunu, minimumunu mu görmek istiyorsun ya da ortalama mı istiyorsun? Bunu soruyor. Ben diyorum ki bu sumda bunu değiştireyim. Average olsun. Tamam. Bana burada artık averajlarını verdi. Fakat şurada şunların ben bir veri biçimini değiştireyim ki daha da anlaşılır olsun. Görüntü olsun. Tamam. Daha da anlaşılır bir tablomuz olmuş oldu artık. Bunu yapabiliriz. Bir başka diğer özelliğe geçiyorum. Gene herhangi bir hücreye tıkladım. Ve analizden filtreleme özelliği var. Buradaki filtreleme özelliği şuradakine tamamen aynı. Her ikisini de yapacağım. Ben genelde şu yukarıdakini tercih ediyorum. Mesela modele göre filtrelemeler yapalım. Şuraya geldim, modeli tıkladım. Aşağı doğru çektim. Bakın hemen yukarıda bir alan açıldı. Mesela içlerinden şöyle bir tanesini seçelim. Bana bu modelin nerelerde satıldığı bilgisini gösterdi. Bu bir seçenek ya da işte başka bir şey seçeceğim ya da birden fazla şeyi aynı anda da seçebiliyorum. Bu şekilde tablomu çıkartıyor. Şimdi ben kendi yaptığımı göstermek istiyorum. Buradaki modeli geliyorum, kaldırıyorum, remove diyorum ya da şuradaki tiki kaldırabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Çarpıya bastım. Herhangi bir hücreye geldim. Bu alana geldim. Ne demiştim? Modelleri. Buraya gelip modele tıkladığımda bana bütün modellerin listesini burada veriyor. Aynı zamanda üstüne gelip hangisini görmek istiyorsam onun üstüne gelip tıklayabiliyorum. Çoklu olarak da seçebiliyorsunuz. Shift'e basarak bu şekilde daha şık bir görüntü elde ediyorsunuz. Bence bütün filtrelemeleri kaldırmak istediğinizde de şurada bir huni şekli var, çarpı var üstünde. Ona basmanız yeterli olacaktır. Eski haline gelecektir. Pivot Table'ın bir de bir özelliği daha var. Timeline çıkartıyor karşımıza. Ona göre de bir örnek yapalım. Bunu ben şuraya alıyorum. Sonrasında dilerseniz inceleyebilirsiniz. Gene Pivot Table'ın içerisinde herhangi bir hücreye gelip tıkladım. Analiz kısmına geldim. Şurada Insert Timeline var. Buna tıklıyorum. Burada tarih formatında bir tane başlığım olduğu için benim karşıma bunu çıkardı. Daha fazla olsaydı o seçenekleri de ekleyecekti. Bunu seçiyorum. Okey dedim. Benim tarihlerim içerisinde sadece 2023'ün Ocak ayında veri var. Ona geliyorum. Bunu seçiyorum. Eğer ki diğer aylarda da olsaydı bunu istediğim gibi filtreleyebilirdim. Mesela şu anda sadece 2023'ün Ocak ayı ya. Mesela Mart ayını seçtiğimde bana boş bir tablo verdi. Çünkü verim yok. Ya da aynı zamanda çoklu olarak ayları da seçebiliyorsunuz. Nasıl yani? Ocak'tan Mart'a kadar seçtim. Excel bunu quarter 1 yani birinci çeyrek olduğunu bildiği için şuraya kendi zaten direkt bir başlık atıyor. Aynı zamanda mesela yılın ilk 6 ayında görebilirsiniz şu şekilde. Bende bir değişiklik olmadı ama mesela çeyrek 1, çeyrek 2 olarak da Excel bir açıklama getiriyor. Filtrelemelerinizi buna göre de yapabilirsiniz. Pivot Table ile ilgili anlatacaklarım şu an için bu kadar. Bir sonraki dersimizde bu tablo üzerinden grafik oluşturmaya geçeceğim. Pivot Table ile ilgili ilk örneğimiz bu kadardı. Başka örneklerimiz de olacak. Şimdilik hoşçakalın.